Son dönemde özellikle hem iklim değişikliği hem bu yeşil mutabakat hem de gıda teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte gündeme çok fazla sayıda ve uluslararası diyeyim, burada isim vermeyeyim, dergilerin de kapaklarına baktığımız zaman hep tarımda biyoteknolojik yöntemlerin hem tarımda hem gıda üretiminde konuşulduğu, kimi tüketicilerin Türkiye ve dünyada bu yöntemlerden çok korktuğunu, kiminlerinin de bunu aslında giderek yetersizleşen, tırnak içerisinde söylüyorum, tarımsal üretim ve gıda arzının tam tersine dönmesi, yani dünyayı artan dünya nüfusuna yetebilmesi için mutlaka kullanılması gereken bir yöntem olduğunu söyledi. Biyoteknolojik yöntemlerden bahsediyoruz. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nevzat Aydın hocam kırmadı bizi. Hocam merhaba. Merhabalar Umut Bey. Çok teşekkür. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam çok kısaca tablonun hangi tarafından bakmak gerekir? Gerçekten hani konu başlığında da yazdığımız gibi çok büyük bir risk midir tarımda biyoteknoloji kullanımı? Yoksa hakikaten bir fırsatlar bütünü müdür doğru kullanıldığında? Öncelikle sizin de malumunuz olduğu üzere kısa bir bilgiyle başlamak istiyorum. Bütün canlılarda özellikler genetik ve çevresel faktörlerin etkisi altında oluşuyor. Hatta etkileşim altında oluşuyor diyebiliriz. Bizi işte bitki ıslahçılarını, biyoteknolojiyle uğraşan insanları ilgilendiren kısmı ise genetik kısmı. Bir insanın uzun boylu, kısa boylu, daha zeki olup olmayacağı genetik bilgisi yanında hangi çevrede büyüdüğüne, nasıl beslendiğine veya hangi hastalıklara genetik yatkınlığının olup olmadığına bağlı olduğu gibi bitkilerde benzer şekilde sahip oldukları genetik bilgiye ve yetiştirildikleri çevreye göre özelliklere sahip oluyorlar. Bunu kısaca açıkladıktan sonra biyoteknolojiyi iki ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan birincisi genetik bilgiye ulaşmak adına yapılan biyoteknolojik faaliyetler. Anladım. Bir değişiklik yok yani. Bilgiye ulaşıyoruz. Bir değişiklik yapmıyoruz. Evet. Evet. Bilgiye ulaşıyoruz. Evet. Yani bir anlamıyla insan genom projesi yapıldı 2000'li yıllarda hatırlarsanız. Tabii. İnsanda hangi genlerin olduğunu tespit ettiler. Benzer şekilde bitkilerde de hangi genler hangi özellikleri kontrol ediyor diye bilgiye ulaşmak adına yapılan çalışmalar var. Bunlar çok değerli çalışmalar çünkü sizin hedef bölgeniz, ülkeniz için daha verimli, hastalıklara dayanıklı, sanayicinin talep edeceği kalitede ürünlerin geliştirilmesi adına hangi genlerin bu özellikleri kontrol ettiğini tespit etmenize sağlıyor. Ve genetiğe herhangi müdahaleniz yok. Örneğin hastalanıyorsunuz, hastaneye gidiyorsunuz, hepinizin malum olduğu üzere doktorlarımızın ilk talep ettikleri şey nedir bizden? Bir kan tahlilidir. Çünkü birçok hastalığımız orada gözüküyor. Kan tahlili verdiğimizde bizler GDO'lu oluyor muyuz? Genetiğimizde herhangi bir değişiklik oluyor mu? Hayır. Olmuyor. Benzer şekilde de bitkilerde biz hangi özellikleri, hangi genler kontrol ediyor araştırdığımızda veya bir bitkiyi seçmek için biyoteknolojik yöntemler kullandığımızda bitkinin genetiğiyle oynamamış oluyoruz. Peki hocam şimdi mesela CRISPR teknolojisi var. Hani GDO'yu hiç saymıyorum. O zaten direkt müdahale ama bu tarz teknolojilerle evet. Üretilen ürünlerde şimdi, bir sıkıntı var mı? Şimdi ikinci aşaması. Zaten birincisi bu. Evet. Genetik bilgiye ulaşıyoruz. İkinci aşamasında da genetik bilginin düzenlenmesi ve müdahale edilmesi var. Bu kapsamda da sizin de ifade ettiğiniz gibi CRISPR, GDO'lu teknolojiler var. Burada ürünlerin genetik bilgisine müdahale ediyorsunuz. Bunun iki farklı etkisi olabilir. Birincisi insan sağlığı üzerine etkisi, ikincisi ise ekosistem üzerine etkisi. İnsan sağlığı kısmıyla alakalı benim uzmanlık alanım olmadığı için çok fazla şey söyleyemem. Ama bu tip ürünlerin ekosisteme özellikle ürünlerin ana vatanı olan ülkelerde GDO'lu ürünlerin kullanılmasının önemli riskler taşıdığını düşünüyor bilim insanları. Aynen öyle. Bununla birlikte bu ikinci başlıkta şunu da ifade etmiş olmamız gerekiyor. Ülkemiz Avrupa Birliği biyogüvenlik yasalarına bağlı bir ülke ve bizim ülkemizde
CRISPR veya GDO teknolojiyle yetiştirilmiş ürünlerin, geliştirilmiş ürünlerin kullanımı yasak. Yani Türk topraklarında bu ürünler ekilmiyor, ekilemiyor. Peki kıymetli hocam şunu soracağım, çok özür dilerim. Devamlama şansınız da olacak mutlaka. Gün geldi, denildi ki artık biz de mecbur kaldık ya da bu konuda otorite, uluslararası kurumlarda artık yapabilirsiniz dendi ve biz bu teknolojiye geçtik. Bunu neden soruyorum? Çünkü bununla ilgili böyle olabileceği yolunda ciddi şüphelerim var, bununla ilgili okumalarım var. Ne yaparız o zaman? O zaman eğer yasal işlemler, yasalar geçerse tabii ki birçok özel sektör veya kamu kuruluşu bunu kullanmaya başlayacaktır. Ama benim şahsi görüşüm, biz Türkiye olarak buğdayın gen merkeziyiz. Mesela bizde, ki bu konuda buğday en masum bitki olmasına rağmen en çok da hedefte olan bitki. Dünyanın hiçbir yerinde GDO'lu buğday ekilip yetiştirilmemesine rağmen ilk akla gelen bitkilerden bir tanesi de buğday. Evet. Tabii ülkemizdeki bu genetik mirasın korunması adına özellikle buğdayda elimizden geldiği kadar bunun geç bir dönemde girmesini sağlamamız gerekiyor. Yani buna direnmeliyiz diyorsunuz. Bir gün böyle bir dayatma gelirse buna direnmeliyiz. Siz de çok yakından takip ediyorsunuzdur kıymetli hocam. Özellikle hani çok büyük finansörleri olan uluslararası dergilerde öyle kapaklar görüyoruz ki biz. İşte laboratuvardan çıkmış tavuklar, tavuktan çıkmış besinler. Hatta artık hani gıda sektöründe de çok gündemde. İçinde hiç hayvansal bir öz olmayan bitkiden üretilmiş yine bir bölümü biyoteknolojik. Teknolojinin de içine giren, yani %100 olmasa bile gıdalar. Evet. İşte bizim endişemiz biraz da bundan kaynaklanıyor. Peki kıymetli hocam, ama bir de işin şu boyutu var. Biz bu teknolojiyi sizin de deyiminizle, ben de aynı fikirdeyim. Tavsiye etmesek de, bütün riskleri ortaya çıkmadan evet demesek bile, ama bu konudaki çalışmaları en ince detayına kadar yapmak zorunda olan, tüm dünyada olduğu gibi bir ülkeyiz ki gen merkezi biziz, evet, çoğunu bildiğiniz gibi. O zaman şu soru da haklı oluyor. Bu konuda Ar-Ge'ye aktarılan kaynaklar yeterli mi hocam Türkiye'de? Bu sorunun aslında şöyle bir boyutu da var. Biz yeterli Ar-Ge'yi aktaramıyorsak, eğer Allah göstermesin bir gün evet bu gıdalar üretilecek denildiği anda onların da komple %100 ithalatçısı olmayalım diye. Tabii ki bizim bu teknolojiye hazırlıklı olmuş olmamız gerekiyor. Türkiye son yıllarda Ar-Ge teknolojisi anlamında çok ciddi altyapı yatırımları yaptı. Yetişmiş personellerimiz de var. Ama pratiğe aktarılacak bilgiler konusunda, üretim konusunda daha çok yol almamız ve ciddi destekler göstermiş olmamız gerekiyor. Fiziksel altyapımız var, laboratuvar altyapımız var, teknik altyapımız var. Çalışmaların biraz daha hedef odaklı, ürün odaklı, sizin de ifade ettiğiniz gibi stratejik planın çok iyi yapıldığı bir şekilde yürütülmüş olması gerekiyor. Bununla birlikte biraz önce de ifade ettim, buğday bu konuda çok, evet, en masum bitki. Dünyada ilk defa önümüzdeki sene Arjantin'de GDO'lu buğday toprakla buluşacak. Bugüne kadar buluşmadı. Fakat işte insanlarımıza eskiden 4 tane buğdayımız vardı. Şimdi binlerce buğdayımız var. Veya DNA sizlerin de malum olduğu 1953 yılında keşfedildi. Ama bazı kitaplarda işte 1940'larda geliştirilen buğdayların genetiğiyle oynandığı iddiaları var. Bunlar da tabii halkımızın tedirgin olmasına sebep oluyor. Ne yazık ki. Buğday çok özel bir bitki. Konuyu ben tabii buğdayda çalıştığım için örnekleri biraz da buğdaydan veriyorum. Günlük enerji ve protein ihtiyacımızın %20'sini buğdaydan karşılıyoruz. Ve programın giriş kısmında siz de ifade ettiniz. Kuraklık çok ciddi bir tehdit olarak geliyor. Verilerle birlikte eğer çok verimli bir, yağışlı bir periyoda girmeyecek olursak ciddi riskler var. Dünyada gıda fiyatları yükseliyor, bütün dünyada. Bu anlamıyla da buğday su tüketimi anlamında da en ekonomik su tüketen ve tükettiği su karşılığında bize kalori ve protein sağlayan bir bitki. O anlamıyla da
Özellikle buğday çalışmalarımızı ve gıda çalışmalarımızı, kuraklık çalışmalarımızı sizin ifade ettiğiniz gibi bu teknolojiyi gen düzenleme anlamında mümkün olduğu kadar riskler ortaya çıktıktan sonra kullanmakla birlikte Ar-Ge altyapısını ve çalışmalarını yapmış olmamız da gerekiyor. Yani şimdi tabii hem söylediğiniz gibi biyoteknolojiyle ilgisi olmayan araştırma, geliştirme, klasik ıslah yöntemleri, sizin de uyguladığınız proje, hem bunlar hem de biyoteknoloji noktasında kullanmasak bile mutlaka bunun altyapısını sağlamamız lazım. Hani o konuda da eğer Allah göstermesin, söylediğim gibi %100 ithalatçı bir konuma düşersek, bir de onlar tabii çok yoğun teknoloji istediği için maddi olarak kaldırmak mümkün. Hani sağlık endişesini bir kenara bıraktım, karnım doysun yeter mantığına geldim diyelim. Hani Allah o günlere göstermesin, ama sonuçta o duruma gelsek bile bunun parasını kaldıramayız. Peki kıymetli hocam, bu konuda genetik kaynak olmamız çok önemli bir avantaj. Dezavantajımız, biraz daha eksik kaynak aktarmamızı, inşallah onu da yapacağız, ama bana şöyle 3-4 maddeyle bir yol haritası çizin son 1-2 dakikamda. Deyin ki ya Umut, Türkiye'de Bu bir an evvel yapılmalı ki artık senin de bu ve tüketicilerimizin çoğunun zihninde olan bu sorulara şöyle biraz daha gönlümüzü ferahlatan yanıtlar bulalım. Ne dersiniz efendim? Tüketicilerimizin şunu ayırt etmiş olmaları gerekiyor Umut Bey. Öncelikle GDO konusunda Türkiye'de tedirgin olmayı bırakmış olmaları lazım. Hı hı. Çünkü çok basit bir şekilde eşeyle üreme ile GDO'yu biz karıştırıyoruz. Şöyle çok basit bir örnek vermek istiyorum. Hayvancılıkla uğraşan bir çiftçisiniz. Bir sonraki sene koyunlarınızın gürbüz ve iyi olması için sürünün içerisinden koyun ve koçlar seçiyorsunuz ve bunları çiftleştiriyorsunuz. Evet. Bunu yaptığınızda GDO'lu mu oluyor koyunlarınız? Kesinlikle evet. Hayır. Tohum ıslahçılarının da yaptığı sadece bu. İyi ana babayla kombinasyonlar kurmak, evet bununla bu melezlendiğinde güzel döller ortaya çıkabilir demek ve bu döllerin hangi genleri taşıdığını da biyoteknolojik yöntemlerle belirlemiş olmak. Bizim yakın tarihte özellikle çok iyi hedefi belirlenmiş kuraklık çalışmaları yürütmüş olmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Aynı zamanda birçok gelişmiş ülkeye baktığımızda aslında tarımda son nokta nedir? Sizin iklim şartlarınızla uygun, kaliteli, verimli ürün elde edeceğiniz bir ürün grubunda büyük partilerde, tonajlarda üretim yapmış olmanızdır. Evet. Bunun örnekleri var işte. İtalyan örneği var veya bizde Güneydoğu örneği var. Makarnalık buğdayda çok kaliteli ürün verir Güneydoğu. Ve bunu ciddi şekilde artırabilmenizin, bunu bir markaya, değere çevirebilmenizin en ekolojik, en ekonomik yolu ise tohum geliştirmektir. Tohumu geliştirdiğinizde ciddi şekilde size kolaylık ve katkı sağlar. Ve bütün bu tartışmalara da hiç gerek olmaz doğru yöntemlerle yapıldığında. Ne kadar, evet. Ne kadar güzel söylediniz. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben zihnimdeki birkaç konu başlığının hepsini sordum. Az önce GÜİT Başkanımız Metin Güneş'e de söyledim. Çok da tatminkar yanıtlar aldım kıymetli hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben çok teşekkür ederim. Kıymetli hocam, teşekkür ediyorum. Şimdi değerli dostlar, hocamız ne kadar güzel söyledi. Gen merkeziyiz. Birçok üründe, başta buğday ve diğer hububat grubu ürünler olmak üzere, bunları doğru yöntemlerle araştırma geliştirme çalışmalarına daha fazla kaynak aktararak tüketicinin zihnindeki özellikle sağlıkla ilgili sorunları doğru bilgilendirme yöntemleriyle ve sürekli vurgulayarak bu endişeleri silebilecek belki dünyadaki yegane ülkelerden bir tanesiyiz. Söylediğimiz gibi insan sağlığına zararlı olabilecek biyoteknolojik yöntemlerin ülkemize girmemesini sağlamak zorundayız. Bu konuda eğer bir uluslararası kurumlar ya da piyasalardan bir baskı yiyeceksek de biz buna kendi milli kaynaklarımızla mutlaka ciddi şekilde hem destekleyip hem de bu üretim sürecini hem maddi
hem de tarlada ve fabrikada bunu kontrol altına almak zorunda olan bir ülkeyiz. Bunun için de çok ciddi bir genetik altyapımız var.